Hadi şu Abdest günlerdir bozulur. yoğunluktan konuşamadığımız o ihanet olayında biraz konuşalım. Hangi ihanet olayı? Geçiyorum Burak Sergen'e. Burak Sergen biliyorsunuz biz ilk dedik ya hani Evet. gazeteler önümüze geldi. Ben bu ihaneti göstereceğim size. Belgeleyeceğim dediler. Evet belgelendi. Sonrasında taraflardan açıklamalar geldi. Buyurun. Olay ihanet. Ünlü oyuncu Burak Sergen'in 4 ay önce evlendiği Nihan Ünsal tarafından aldatıldığı iddia edildi. Sadakatsiz dizisinin Haluk'una büyük sadakatsizlik. Nisan ayında koronavirüse yakalanmış ve 46 gün boyunca tedavi görmüştü Burak Sergen. Yoğun tedaviden sonra taburcu olan ve sağlığına tekrar kavuşan Sergen, 2019'dan beri birlikte olduğu nişanlısı Nihan Ünsal'la 4 ay önce evlenmişti. Kendisinden 28 yaş küçük Nihan Ünsal'la aile arasında gerçekleşen nikah töreni 4 Haziran 2021'de Sergen'in evinde gerçekleşmişti. Çok mutlu olduğunu dile getiren Burak Sergen, birlikte sonuna kadar gideceğim insanı buldum. Bu hastalığı atlattığıma Nihan'ın hemen soyadımı taşıması için gereken protokolü gerçekleştirdik demişti. Burak Sergen, eşi Nihan Ünsal tarafından aldatıldı mı? Her şey yolunda giderken iddiaya göre 60 yaşında olan Burak Sergen, 32 yaşındaki eşi Nihan Ünsal'ın kendisini aldattığını öğrendi. Eşinden şüphelendiği öne sürülen Burak Sergen, Nihan Ünsal'ın ilişkisini belgelettiği de iddia edildi. Bu belgelere göre Nihan Ünsal, İzmirli bir iş insanıyla aynı eve girerken görüntülendi. Boşanmak için harekete geçti. İlişkinin fotoğraflarla kanıtlanması üzerine sadakatsizin Haluk'u Burak Sergen'in boşanmak için hemen harekete geçtiğileri sürüldü. Sergen'in boşanma işlemlerine başlaması için avukatına talimat verdiği, fotoğrafların dava dosyasına eklenmesini istediği söyleniyor. Çiftin yakın çevresi Burak Sergen'in hastanede yattığı ve entübe edildiği dönemde de Nihan Ünsal'ın ilişkisinin olduğunu iddia ederken Haziran'da yapılan evliliğinde bu ihanet üzerine kurulduğunu söylediler. Ve bugün büyük ihanetin fotoğrafları basına düştü. İzmirli sevgilisi Özer Koçer'le el ele olduğu fotoğraflar çarşaf çarşaf yayınlandı. Fakat Nihan Ünsal bu aldatma iddialarına jet yanıt verdi. Avukatım gerekli açıklamayı yapacağı için bu kadar bekledim. Fakat fotoğrafların yayınlanmasıyla iş çığırından çıktı. Bir ailem ve gururum olduğu unutularak her yerde eski fotoğraflar yayınlandı. Bunları yapan herkese kanunen gerekli işlemleri yapacağız. Hastanedeyken benim 7/24 neler yaşadığımı herkes biliyor. Bunları açıklama gereğinde bile bulunmuyorum. Ben bunların kimlerin ne amaçla yaptığını biliyorum. Hastayken aldatma söz konusu bile değil. Fotoğraflar da maalesef eski. Hepsine hukuken gerekli işlemleri başlatacağım şeklinde konuştu. İddiaları net bir dille yalanlayan Nihan Ünsal Sergen açıklamasının devamında Burak Bey'le problemlerimiz zaten vardı diyerek de kafa karıştırıyor. Burak Bey'le problemlerimiz oldu. Biz problemleri hiç basına yansıtmadık. Bunları bana konuşturmasınlar. Her zaman emek veren, yanlış yapmayan taraf bu sonuçla karşılaşıyor maalesef. Dediğim gibi eski fotoğraflarla, yalan haberlerle kim beni vuruyorsa kanunen gereği yapılacak. Nihan Ünsal iddiaları reddetti reddetmesini fakat görüntüler fotoğraflarla sınırlı değildi. Şimdi ekranlara getireceğimiz video olay olacak. Bu görüntüler başka hiçbir yerde yok. İşte ortaya çıkan o fotoğrafların video görüntüsü. Acar muhabirimiz Mustafa Ağdağ görevinin başında ve Nihan Ünsal'lı yasak aşkının görüntülerini çekti. Yasak aşk ortaya çıktı. Söylemezsem olmaz da ihanet belgelendi. Görüntülerde Ünsal ve kimliği belirsiz yasak aşkı son derece samimi. Burak Sergen avukatı ve ailesi Nihan Ünsal Sergen'in aksine hiç öyle düşünmüyordu. İşte yaptıkları zehir zemberek açıklamayı ekranlarınıza getiriyoruz. Müvekkilin Burak Sergen'in 3 yıllık nişanlık süresinden sonra 03.06.2021 tarihinde derin bir sevgi ve güven hissiyle evlendiği Nihan Ünsal, Sergen'le ilgili 05.10.2021 tarihinde yazılı, görsel ve sosyal medyada çıkan haberler, bugün sabahla Günaydın gazetesinde ve sonrasında görsel medyada yayınlanan fotoğraflar, müvekkilin ve yakın çevresinde şaşkınlık ve şok etkisi yaratmıştır. Bilindiği üzere kısa bir süre önce ağır derecede Covid geçirerek uzun bir tedavi sürecinden çıkan ve derhal rol aldığı dizinin çekimlerine işine dönen müvekkilin henüz
Henüz rahatsızlığının verdiği etkiyi bile atamamışken çok güvendiği ve aşkla bağlı olduğu eşini Yanusal Sergen'in yazılı ve görsel basına yansıyan ihanet görüntüleriyle sarsılmış, derin bir hayal kırıklığı ve üzüntüye gömülmüştür. Elbette ki müvekkilim bu ihanet karşısında gereğini yaparak boşanma davası başta olmak üzere ilgili tüm hukuki süreci bugünden itibaren başlatmıştır. Bu olay sebebiyle müvekkilimin iyi günde, kötü günde her daim yanında olan, onu sevgi ve hayranlıkla takip eden ve yaşanan son derece çirkin bu son durumdan üzüntü duyan tüm yakınları, sevenleri ve kamuoyunu bilgilendirme gereği duymuş bulunmaktayız. Saygılarımızla Burak Sergen Vekili Avukat Uğur Sıtkı. Açıklamaların üstünden daha bir gün geçmemişti ki Nihan Ünsal'ın yasak aşkıyla yeni fotoğrafları ortaya çıktı. Pes artık! Bu olaylar sonrası Instagram profillerine baktığımız Nihan Ünsal Sergen'in hesabını kapattığı görülürken Burak Sergen'in de Ünsal'la bütün fotoğrafları sildiği görülüyor. Demek ki Nihan Ünsal Sergen'in aksine Burak Sergen ihaneti çoktan kabullenmiş. O söylemezsem olmazın yakaladığı o maalesef yasak aşkın belgelendiği görüntüler bir yandan dönsün tabii ekranda. Şimdi tabii günlerdir Seren böyle bir şeye inanmıyorum demişti. Böyle bir şey olamaz demişti. Burak Sergen. Artık da neye inanacağımı bu memlekette. Gerçekten magazinin geldiği kocalarını aldatana yani erkekler aldatmıyor artık, kadınlar aldatıyor. %90 böyle. Yani. Böyle oldu hastane yani. Hastane odalarından ne serzenişlerde ne üzüntüler, açıklamalar. Tabii. Bilmiyorum, ben anlayamadım bu işin. Burada da yasak aşkı görüntüleyen Mustafa Ada, tebrik ediyoruz ekibimizi. Ve o videolar tabii ekranda. Hep eski deniyor. Anlayamadım peki bu görüntü ne zaman çekilmiş şu görüntü? Bu görüntü, bu görüntü benim kulağıma da yanlışsam söyleyin. Bu hani biz ilk gün okuduk ya, pazartesi. Evet. Ondan sonra. Ha, yani yeni. Evet. Şimdi bakın ben şunu da anlamıyorum. Yeni değil mi? Bu adam bir kere evli değil mi? Görüntüdeki adam evli zaten değil mi? İzmirli iş adamı. Ha, İzmirli iş adamı bilmiyorum. Hanımefendi o sıra hala evli ama. Tamam. Bu arada hala evli. İzmirli iş adamı da evli diye yanlış mı diyorum? Neyse, evli veya diye. Şimdi bakın. Evliler ya. Türkiye'nin sevdiği, üstelik de Türkiye'nin en fenomen dizisinde başrolde oynarken Covid olduğunda, entübe olduğunda ona sahip çıkan nişanlısı olarak biz sizi tanıyoruz. Öyle ya da böyle bir şekilde bu kurgu bozuldu. Yani birazcık edepli, adaplı olup en azından sevgiliniz var ise de ben bu edepsizliği anlayamıyorum. Yani hem aldatıyorsun hem de aldattıktan sonra aman nasıl olsa artık boşanıyoruz diye, onun için söyleyeyim. Önce mi sonra mı? Önce olsa rezillik. Evliler değil mi? Bir can. Tabii hala evliler. Ya, bak dün boşanmış yani, olsalar bile Seren. Şey bu edepsizlik, bu ne demek yani, ben anlamadım. Hep konuştuğumuz konu. Bir ilişkiden bir ilişkiye bu kadar hızlı. Vallahi bu memleket edepsizlerin memleketi. Bu memlekette ahlaksızlar, ahlaksızlıklar yaparlar. Bu ahlaksızlıklara da çanak tutanların da mutlaka bir ahlaksızlıkları vardır. Bakın size söylüyorum. Pes. Kocasını aldatan, bir evli adamla beraber olan. Evliyken. Evliyken başka bir evli adamla veyahut da işte olan. Bu kadınların hepsine ahlaksız diyoruz biz. Genel konuşuyorum, bu konuyla ilgili değil. Genel konuşuyorum. Ve siz bu ahlaksızlıkları ve bu ahlaksızları ekrana, radyoya, oraya, buraya, yok buna çıkartırsanız siz Türkiye'de yarın ne kendi evliliğinizi muhafaza edebilirsiniz, ne çocuğunuzun ne de kız çocuğunuzun. Bu ahlaksızları uzak tutun. Bunlar bir kere değildir. Hata hayatta bir kere yapılır. İki kereyi de kabul ediyoruz. Bunların hayat biçimi bu. Başkalarınkini istiyorlar. Zengin adam olsun da veya işte bunun için söylemiyorum sadece başka, yani kendine yetinmiyor. Hasta ruhlu bunlar. Bu ama bunların çok ağır damarları yani. Çatlamış insanlar. 4 ay. 4 aylık ya evli. Şimdi benim anlamadığım efendim şey. Evlilik 4 aylık. Ha, bunun için söylemiyorum. Şimdi bunu şundan hala inanamıyordum düne kadar. Yani hani hastalıkta adamı bu kadar sarıp sarmaladı bilmem ne falan. Fakat ne zaman beyefendinin avukatı bunlar doğru diye İspatlı deklare diye etti. Evet. O deklareden sonra tabii ki yapılacak hiçbir daha şey yok. Daha iddiaydı, hatırlıyor musun? Şimdi söyleyeyim mi? Erkekler zaten bu arada bunu öyle kolay da söyleyemezler. Yani ben aldatıldım, benim karım bana bunu yaptı. Bakın artık öyle bir acı olması lazım ki. Bir de erkeklik onuru diye bir şey var kesinlikle, ya. Kesinlikle, kesinlikle. Bir de şu değil iddiayı mi da hatırlarsanız, bu evlilik zaten bu ihanetin üzerine kamuflaj şekilde başlamış. Yani
Zaten bu ilişki daha geçmiş bir ilişki. Ne fantaziler, daha ne önceden fantaziler. Varmış. Daha önceden varmış. Seren, bu arada başka konu açmaya, konudan konuya atlamayalım. Bilal de bunu rahatsız ediyor. Demin ki söylediğin konu. Bizim konu. İnsan, genel konuştun ya sen demin. Ha. Dün bir akşam diyorsun, ben dün akşam, ben normalde çok erken yatıyorum. Hayır, anlamadım ne demek istediğini. Anlatacağım. Tam kapatırken bu konuyla işte bu genel aldatma vesaire çok önde olanlar var ya top 1'de. Evet. Enteresan bir şekilde insanlar yakın geçmiş hafızası herhalde yukarıdan bir şey attılar. Biliyorsun ki ben herkese eşit mesafede duran, sevdiklerimi de buradan söyleyerek pozitif ayrımcılık yaptım söyleyen bir insanım. Bu kişiyle ne pozitif ne negatif bir ilişkim yok. Fakat tabii herkesin hakkını teslim etmek lazım. Şunu insanlar unutuyor. Yani işte tamam evli bir adamla olmuş ama şunu unutuyorlar. Bakın buradaki en önemli şey kendisiyle evliyken evli bir adamla olmuş. Ya, bu insan bizim Türklerde... Balık hafıza sınırımız artık dibe dayanmış durumda. Ama buna çanak 24 saat tutanlar, sonra her şeyi unutuyoruz. Buna çanak tutanlar o kadınlarla geçmişte ilişki yaşayanlardır bir. Yok yok hayır canım. Hiç kimse hiçbir şey unutmuyor. Bunu unutuyorlar bir Seren ya. Yok, onu unutma. Vallahi unutuyorlar. Bir yerde bir masada konu açıldığı zaman ya ne ahlaksız kadınmış bu. Ne o sakalı ne bu sakalı. Ay sana öyle söylüyorlar arkadan, yemin ederim ona da gidip aksini bak ama yemin ediyorum ya. Ama onu aksine söyleyemez çünkü ben öyle bir şey yaşamadım. Bizim milletimizin fıtratında yani. Bir bozukluk var. Sana gelip bak inan sana o isim. O ayrı o ikiyüzlülük var olmuş çok olabilir. Var. Ama ona da gidip aksini söylüyorlar. Eğer televizyon için şimdi Rütü'ye sesleniyorum buradan. Sevgili Rütük Başkanımız, sevgiler, saygılar, selamlar olsun size. Ama ahlaksız kadınları televizyonda istemiyoruz bakın. Ahlaksız kadınları, başka kadınların yuvasını yıkan, kocasının yatağından kalkıp başka bir adama evliyken, evlilik kurumu devam ederken bir başka kadınla, çocuklu başka bir kadının evli kocasına beraber olan ve akşamleyin tekrardan kocasının koynuna yatan kadınları televizyonda istemiyoruz. Siz bunları yaparsanız, siz bunlara izin verirseniz, efendim işte biz şu kelimeye de niye dikkat etmediniz diye bize ondan sonra uyarı yapmayın. Lütfen. Bakın aileler parçalanıyor. Hiçbir zaman olmadığı kadar boşanma davası var. Bir şey sorabilirim bu konuyla ilgili, şöyle bir şey yapacağım. Zina kalktı, mertlik bozuldu. Bu kanallarda çocukların anneleri yemek yaparken ekranın karşısına bıraktığı saatte kadın olmayan kadınlara yorum yaptırtıp kocalarının koca olmayan evlilikleri ağlatıyorlar. Çocukların cinsel kimlikleriyle ilgili kafası karışıyor. Ama benim sosyal medyamı açmama sebebim... İnan bırak, reyting almıyorlar. Bunların bir varlığı yok. Bırak konuşma. Çok Demet'in doğru. Aldığı reytingi alamasın. Konuşma, yanlış yapıyorsun. Bak yanlış. Hayır. İnan ki. Ben hani herkes için söylüyorum. Genel için. Ben tamam genel mı? İçin konuşuyorum. Sadece İnan bırak. Yani televizyonda bir karşılığı göre, olmadığını bırak. Göre, millet görsün. Hayır, şunu anlatmaya çalışıyorum. Zaten bu isimlerin, ben sadece ünlülerden bahsetmiyorum. Yani benim de çok sevdiğim bir arkadaşımın kocası... Ya en yakın arkadaş beraber aynı gruptalar, adamla o kız evleniyor şimdi. Yani ama böyle bir ahlaksız çok güzel. Artık olamaz. Yani burada arkadaşlar. Bakın şimdi buradaki bu mevzuda da şey yani. Şimdi Burak Sergen. Buradaki mevzuda da şöyle bir şey gerçekleşti. Burak Sergen bütün fotoğraflarını tabii ki sildi. Haliyle. Hanımefendi de şöyle bir şey yaptı. Sosyal medyayı terk etti. Terk etsin. Ama bu güzel yani, en azından yüzsüz değil. Hayır, yüzsüz çünkü değil. Yalana çıktı ortaya. Bircan bak şimdi bu adam. Yalan da bu, şey bu adam Türkiye'nin söyledi. En sevdiği, Türkiye'nin en sevdiği oyunculardan biri ve şu an en popüler işlerin başrol oyuncularından biri. Yalnız kadere baksa sebakatsizin başrolü yani. Sen buna gelen mesajları tahmin edebiliyor musun? Tabii canım, tabii. Bana hanımefendi laf etmişti, siz onu hatırlıyor musunuz? Bu hanım. Aa, bir şeyler söylemişti sanki. Ben şakayla karışık diziyle alakalı devamlı yorum yapayım mı? Evet. Ay çok üzücü oldu hastayken bilmem ne. Sen hastayken benim lafıma üzücü oldu diye bir adamla el ele kol kola dolaşıyormuş. Hakikaten yani. Hakikaten ha. Yani gerçekten maşallah. Hayırdır, pes. Pes yani. Hep peki önüme şimdi düşürüyor ya Allah.